Çocuklarımızla günlük kaliteli zaman geçirmek için, hani kaliteli zaman diyoruz ya, ne kadar bir vakit geçirmemiz gerekiyor biliyor musunuz pedagojik olarak? Çocuklarımızla mı? Bence 2 saat yeter. Her gün 20 dakika. Ana, saat bile değil. Pedagoji bilimi bize diyor ki her gün kaliteli bir 20 dakika çocuklarınız için, sağlıklı gelişimleri için, anne babadan aldıkları doyum için yeterli. Bunun dışında 20 dakika, ama nasıl bir 20 dakika? O 20 dakikada telefonlar olmayacak, yanımızda televizyonlar falan, hani dikkat çeliciler olmayacak. Sadece çocuğumuzla geçirdiğimiz bir vakit olacak ve çocuğun kontrolünde akan bir 20 dakika olacak. Yani çocuk dediyse baba at ol, hadi sen şimdi atsın, ben senin sırtına bineyim dediyse atız biz o anda yani. Baba değiliz, ya da anne ben seni şimdi vurdum, ateş ettim, sen şimdi düş diyorsa biz orada düşeceğiz gibi. Çocuğun yönettiği. Karı koca kısmına gelirsek yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. Her gün kaliteli bir 10 dakika geçiren çiftlerin sayısı o kadar azmış ki. Ama demin söylediğim gibi bir 10 dakika. Sadece birbirimizde olduğumuz, hiçbir zihin çelicinin ortamda olmadığı, belki bir çayınızı koyduğunuz, kahvenizi koyduğunuz, değil mi? Günü konuşuyorsunuz birlikte. Böyle baş başa geçirdiğimiz ve sadece birbirimizin duygusal ihtiyaçlarıyla ilgilendiğimiz bir kaliteli 10 dakika, inanın program izleyenlerimiz bugün bunu bence not alsınlar. Daha sonra sizlere ulaşsınlar, bir hafta bir denesinler, sonra da yazsınlar size yani. Bu 10 dakika neler değiştirdi evliliklerinde. Bazen inanın şey yapıyoruz biz galiba Alişan Bey, böyle aman canım 10 dakikayla olacak iş mi falan gibimize geliyor, ama şöyle bir durup bir farkındalığa gelsek pek çoğumuzun hayatında o kaliteli 10 dakika yok. Gerçekten yok. Hayatın içinde bir koşuşmadayız, oraya gidiyoruz, o işi yapıyoruz, evde hanımefendiler bir şeyler yapıyorlar ya da çalışıyorsa herkesin bir mesaisi var, koşturmaca. Bir bakıyoruz akşam olmuş, yorulmuşuz, televizyon karşısında bir sürü vaktimiz geçmiş ya da internette bir sürü vaktimiz geçmiş, uyumuşuz, uyanmışız. Otomatiğe bağlanmış halde geçiyor. Farkındalıklı bir 10 dakika çok şey değiştirir. Asla bunu küçümsemeyelim. Birincisi bu. Karı koca olduktan sonra, daha doğrusu anne baba olduktan sonra karı koca olmaktan vazgeçmek evlilikteki en büyük hatalardan biri. Ben sosyal medyada bazen kendi arkadaşlarım arasında da görüyorum. Çocukları anneanneye bıraktık. Şimdi anne baba vakti yazıyorlar. Takılıyorum onlara. Anne baba vakti değil, karı koca vakti. O gömleği arada üstümüzden çıkartacağız. Hanımefendiler hemen şuna itiraz edebiliyorlar. Hani sahada karşılaştığımda ve bunu söylediğimde diyorlar ki çocuklarsız işte boğazımızdan geçmiyor. Hep çocukları düşünüyoruz onların yanında yokken. Öyle bir vicdan var, evet. Ama buradan çıkmak bu çocuk için de sağlıklı bir şey değil. Bu çocukla da bağımlı, simbiyotik adeta bir ilişki geliştirmek demek. Çocuğa da bunun faydası yok. Anne babaya da faydası yok. Ben Chase kitabında şunun altını çizmeye çalıştım. Çok severek yazdığım ve inanarak yazdığım cümlelerden bir tanesiydi. Bir anne babanın çocukları için hazırlayabileceği en kıymetli çeyiz, mutlu ilişkilerine onları şahit etmek. Yani çocuk bakıyor ve nasıl karı koca olunur, nasıl sağlıklı bir erkek ve sağlıklı bir kadın olunur. İlk rol modelleri kim? Annesiyle babası ve hayatı içinde doğal bir biçimde görüyor. Eğer çocuk sağlıklı bir aile ortamında güzel bir ilişki görüyorsa ileride inanın iyi bir evlilik yapma ihtimalini arttırıyorsunuz. Çünkü neyi referans alacağını biliyor. Referans noktası sağlıklı.